Evet, tabii bypass ameliyatı geçiren bir hasta kendisini nasıl koruyacak hocam? Nelere dikkat edecek? Şimdi şöyle, hani hastanın doktoru kendisidir diye bir şey vardır ya, genel tanım. Bu da burada da geçerlidir. Ameliyattan sonraki süreç, yeni damarlarıyla yaşarken insanlar çevresel bir takım faktörlere daha duyarlı. Mesela sigara. Yani sigara içmemeleri lazım. Bir, dengeli ve düzenli beslenmek gerekiyor. İşte ilaçların kullanımına riayet etmeleri gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi de düzenli egzersizler yapmaları, yürüyüşler yapmaları, regular egzersizler bu noktada çok önemli. Kilo almamaları gerekiyor. Şeker hastası iseler kan şekerinin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Kolesterol çok önemli. Eğer yüksek kolesterol varsa veyahut da iyi kolesterol düşük ise, trigliserit yüksekse, bu da çok tehlikeli bir durumdur. Hani bazı işte medyatik hocaların söylediği gibi kolesterol zararsız olur gibi şeyler, kesinlikle katılmıyoruz. Yani biz bunlarla çok karşılaştığımız için çok doğru şeyler değil. Gerekli hastalarda kolesterol ilaçları da verilmelidir. Bunlar hayatı uzatmanın garantisidir. Bu bir takım hocaların dediğinin aksine mutlaka kullanılmaları gerekiyor. Bunlara dikkat edilmelidir. Egzersiz dediniz. Peki spor yapmalarını önerir misiniz? Tabii belli bir Ayıpabilir şeyden sonra yaşına ve şeye bağlı olarak, mesela bizim ameliyat ettiğimiz hastalardan bir tanesi genç yaşta bypass ameliyatı yapmıştık. Profesyonel maratoncu oldu. Veteran miyim? sınıfta 40 kilometre koşuyordu falan. Ama biz tabii bunu herkesten beklediğimiz bu değil. Önemli olan şu: haftada 4 gün ya da 5 gün 4 ya da 5 kilometre tempolu yürüyüş. Bizim istediğimiz bu. Onun dışında daha ağır sporlar, mesela tenis oynuyorsa normal hayatında belli bir ameli bir süre sonra, diyelim ki 2 ay sonra, 3 ay sonra tenis oynayabilir. Yüzebilir. Yüzmek çok iyidir. Bu anlamda kalp ve damar sağlığı açısından. Onun dışında çok çok ağır sporlar olmamak üzere tüm sporlar yapılabilir. Yani biz zaten bu ameliyatı yaparken kişinin normal hayatında ne yapıyorsa onu tekrar yapabilmesini sağlamak için bu ameliyat. Yani yaşam konforunun devam etmesi için yapıyoruz.